Herkese iyi akşamlar. Bratislava'dan yeşil şemsiyeli adam olarak gezgin duraklarımdan birindeyim ve ama yeşil şemsiyem bugün yok. Bugün yeşil şapkam ve yeşil atkım var ve gezi boyunca da hep onlarlaydım. Çünkü burası bayağı dondurucu, bayağı soğuk ama insanı hasta etmeyen düz bir hava. Gördüğünüz üzere ben şehrin tarihi kapısından az önce geçtim. Arkamda görünüyor. Bratislava çok sevimli bir yer. Gerçekten güler yüzlü insanların ve güzel insanların olduğu bir yer. Şu ana kadar böyle ciddi bir sorun yaşamadım. Kapıdan giriş, seyahatler falan gayet huzurlu, mutluydu. Şehir de güzel. Yani eski bölgesi birçok yine eski klasik klişe Avrupa yapılarıyla dolu olduğu gibi dükkanlar olarak bayağı orijinal bir şehir Bratislava. Bratislava biliyorsunuz 1993'te Çekoslovakya'dan ayrılmış bir ülke ve bağımsızlığını ilan etmiş bir ülke. O yüzden burası fazlasıyla Prag, Budapeşte kokusu taşıyor. Hatta onların fonlarından yararlandığını söyleyebiliriz. Bunun yanında yemekler orijinal. Yine klasik yemekler, Avrupa yemekleri burada da var. Borş çorbaları, işte daha çok mantı üzerine bir menüsü var. Mantı çeşitleri, patatesli mantı özellikle. Sarımsak çorbası, lahana çorbası, turşulu. Bunlar güzel tatlar, hoş tatlar. Kale çok yukarılarda değil, mesela bir kalesi var ama kale baştan yenilenmiş, yeni haliyle var. Orijinaline sadık kalınmış. Orijinalini de gördüm, kendisini de gördüm. Evet, kalınmış ama çok yeni yeni duruyor. Hani yeni bir kale olarak karşımızda ve çok tepede değil. Yakınlarda, şehrin yakınlarında ama bayağı panoramik bir manzarası da var. Bunun yanında Ufuk Kulesi var. Burada bir Ufuk Kulesi'ne çıktığınız zaman tepede bir seyir terası var ve altında da bir restoranı var. Gayet panoramik bir yer. Gerçekten bayağı her yere hakim ve birçok yeri tepeden ve rahatça görebileceğiniz huzurlu bir mekan. Buradan Tuna Nehri geçiyor biliyorsunuz. Tuna Nehri de buranın olmazsa olmazlarından. Sevimli, güzel. Burası için çok küçük bir yer. İşte değmez, yarım günlük gezersiniz denmişti ama hiç de öyle değil. Gayet büyükçe. Bazen YouTube'daki siteler, pardon videolar ya abartılı oluyor ya gerçeği yansıtmıyor. O yüzden buraya gelip 2 günce rahat rahat gezebilirsiniz. Özellikle huzurlu, sakin havası, temiz havası size kesinlikle iyi geleceğini düşünüyorum. Aslında ben yeşil şemsiyemi almıştım yanıma ama yağmur yağmadığı için kullanmadım. Dedim ki yeşilden eksik kalmayayım ve beremi ve atkımı da takayım yeşil olarak. Yine de yollara düşeyim. Bratislava çok keyif aldığım bir yer oldu. Burayı da herkese öneriyorum. Başka bir gezgin mekanımda yeşil şemsiyeli adam olarak görüşmek dileğiyle. Herkese sevgi ve selamlar.